halinde işleri. Bana birkaç dakikanızı verebilir misiniz? Sizin de bir dakika mutlandırıyor beni Drahşan yenge. Fakat ikinci, üçüncü dakikalar için bir söz veremem. Bravo. Zamanı doğru kullanan insanları severim. O halde hemen konuya giriyorum. Ben saç hastalığıyla mücadele etmeye karar verdim. Buyurun, size kartımı takdim edeyim. Bundan böyle çarşamba günleri saçla mücadele eden bu dernekte olacağım. Çarşamba günü size tüpçü falan mı gelecek yenge? Yani bu bilgiyi bana niye veriyorsunuz? Ne münasebet canım? Tüp de nereden çıktı? İşletmenizde saç hastalığına karşı ne gibi önlemler aldınız onu görmek istiyorum sadece. Hani? Nerede? Hayda! Bu da nereden çıktı yenge? Ben burada dövüş salonu işletiyorum. Sars'ta filan ne işim olur ki benim? Yani ille de mücadele etmek istiyorsanız gidin havaalanı, gümrük gibi yerlerde dolaşın. Niçin? Karate bir uzak doğu sporu değil mi? Sars hastalığı da uzak doğu kökenli malumunuz. İyi de yenge, bu hastalık öyle tek öyle tokatla filan bulaşmıyor ki. Hiç komik değil dinçleri, hiç. Belli ki meseleyi espriyle geçiştirmek istiyorsunuz ama mizah bu değil. Komşunsunuz ama gerekirse hakkınıza yüzlerce şikayet dilekçesi vermekten çekinmem dinçlarım. Şimdi bana güzellikle yardımcı olun. Son 3 ay içinde uzak doğuya herhangi bir yolculuk yaptınız mı? Biz ninjalar transa geçip astral alemde istediğimiz yere gideriz Drahşan yenge. Öyle uçakla, gümrükle, mikropla filan işimiz olmaz. Siz yine tükrüğünüzden bir parça numune verebilir misiniz? Hıfzıs Ayin Üstüsü'ne götürüp incelettireceğim. Toplum olarak içimiz rahat etsin. Eğer hemen gitmezseniz tükrük bezlerimden okkalı bir numune vermek zorunda kalacağım yenge. Artık kalbinizi de kırabilirim. Esef ederim dinçlerim. Bu davranışınız beni içten sarstı. Buradan giden yalnızca ben değilim. Toplum sağlığı ve hijyen de size bay bay diyor. Gidiniz yenge. Gidiniz. Gidiniz yenge. Güle güle.